ile İran arasındaki durum. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının sonrasında dünya diken üstünde ki haklı olarak. Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanıyor ama Amerika merkezli The Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın İsrail'e yönelik olası bir saldırısını engellemek için bölgedeki savaş gemilerini İsrail'i koruyabilecek bir konuma getirdiğini yazdı. Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi sürüyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine yönelik saldırının ardından İran'ın İsrail'e nasıl yanıt vereceği merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri basını olası bir İran saldırısı karşısında ABD'nin İsrail'i savunmak için savaş gemilerini hareket ettirdiğini iddia etti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD, İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırının önüne geçme amacıyla savaş gemilerini İsrail'i koruyabilecek bir konuma getirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Eric Kurilla da İran'ın olası saldırısı konusunda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la bir görüşme yaptı. Gallant görüşmenin ardından ortaklarımızla yakın işbirliği içinde kendimizi savunmaya hazırız ve nasıl yanıt verileceğini biliyoruz dedi. Biden, İran'ın ne zaman İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya güvenli bir bilgi almak isterdim ancak her an olabilir yanıtını verdi. Gazetecilerin İran'a yönelik mesajının ne olduğunu sorması üzerine ise Biden yapmasınlar dedi ve ABD'nin İsrail'i savunmakta kararlı olduğunu söyledi. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak ifadelerini kullandı. Öte yandan bölgedeki gerilim artarken aralarında ABD, İngiltere, Hindistan ve Avustralya'nın da bulunduğu bazı ülkeler vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme uyarısı yaptı. Tabii ki tek umudumuz bunun daha fazla yayılmaması ve İsrail'in de artık bir an önce bu vahşete durdurması. Şimdi ben kendi ülkemin derdindeyim. NATO destekli Amerika ve İngiliz mesela İran'a, İsrail Suriye ve Lübnan'a girdi diyelim. Bu ülkelerden kaçanlar nereye gidecekler? Hatta aynı anda Ermenistan'da Azerbaycan'a saldırdığını düşünelim, vay halimize. Tabii ki umarım bu senaryoların hiçbiri gerçekleşmez ama olursa da kabak yine bizim başımıza patlar, çok net. Devam edelim yine bu konuyla alakalı. Dünya İran'la İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını korkuyla izliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir İsrailli'ye ait Portekiz bandıralı bir yük gemisine el koydu son olarak. İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. İran medyası, İran devrim muhafızları ordusunun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu. İsrail, İran devrim muhafızlarının Aries adlı kargo gemisine Hürmüz Boğazı'nda baskın düzenlediğini doğruladı. Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği belirtilirken daha fazla ayrıntı ise aktarılmadı. Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran devrim muhafızları ordusunun İsrail bağlantılı yük gemisine el koymasının ardından İran durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacak dedi. İsrail'in yüksek alarma geçtiğini belirtti. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran devrim muhafızları ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Tabii bunu gören Hizbullah durur mu? İran'ın İsrail'e saldırmasını beklerken biz, hamle kimden geldi? Hizbullah'tan geldi. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse füze saldırısı yaptığını duyurdu. İsrail ordusu İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemiş. Saldırıda ikisi general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. İran'ın İsrail'e yönelik intikam saldırısı beklenirken hamle Hizbullah'tan geldi. Ya Vayla!
Lübnan Hizbullah, İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattığını açıkladı. Açıklamada El Zahur askeri üssünün onlarca Katyuşa füzesiyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada Mod Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse de kamikaze insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı aktarıldı. İsrail ordusu ise fırlatılan 40 füzenin bir kısmının demir kubbe sistemiyle vurulduğunu, diğerlerinin ise boş araziye düştüğünü açıkladı. İsrail'in açıklamasında Hizbullah saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşete şöyle bir bakalım. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Saldırılarda şu ana kadar yaklaşık tabii ki 35 bin kişi hayatını kaybetti. 76 bin kişi ise yaralandı. Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvat ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattığı, bölgeden geçen araçlara da saldırdığı bildirildi. Bu arada Gazze'ye yönelik saldırılara İsrail içinden de tepkiler var. İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet'in eski direktörü Nadav Argaman, Başbakan Netanyahu'nun görev için uygun olmadığını belirterek ülkeyi kıyamete sürüklüyor dedi. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Bir yandan da Yahudi yerleşimciler terör estiriyor. Filistin resmi ajansı Vafa'ya göre onlarca Yahudi yerleşimci İsrail askerlerinin korumasında Silvat ve Tur Musayya beldelerinin giriş çıkışlarını kapattı. Ayrıca Yahudi yerleşimciler bölgeden geçen araçlara saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah yakınlarındaki Muir beldesine baskın düzenlediği de açıklandı. Baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yahudi yerleşimcilerin beldedeki evlere rastgele ateş açtığını söyleyen görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında belde çevresinde dolaşmaya devam ettiğini dile getirdi. Diğer yandan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şabak eski direktörü Nadav Argaman, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun görev için uygun olmadığını belirterek ülkeyi kıyamete sürüklediğini ifade etti. İsrail televizyonu Kanal 12'ye konuşan Argaman, ülkede hızlı şekilde seçimlerin yapılması gerektiğini, ancak Netanyahu'nun ahlaki açıdan tekrar görev için aday olamayacağını söyledi. Argaman, İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük felaket olarak nitelendirdiği 7 Ekim saldırısından doğrudan Netanyahu'nun sorumlu olduğunu vurguladı. İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus kentinde ise birçok yer tanınmaz hale geldi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirdi, 76 bin kişi ise yaralandı.